Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok değerli arkadaşlar, bu dersimizde de inşallah Hendek Savaşı'nın veya Hendek Kuşatması'nın önemli bölümlerine artık geliyoruz. Geçen ders dedik ya, Sa'd bin Muaz'dan bahsedeceğiz. Çünkü Hendek denilince akla o gelir. Önemli bir şahsiyet. Yani baktığımızda takriben miladi 590 yıllarında Medine'de doğmuştur. Hicretin 5. yılında yapılan veya miladi 627 yılında meydana gelen Hendek Savaşı'nda çok ağır yaralandı. Beni Kureyza kuşatmasından sonra da 37 yaşlarındayken şehit oldu. Yani gayet genç, 40 yaş da denilir ki bu zatın kabri Cennetül Baki'dedir, Medine'dedir. Eşlerine baktığımızda, çünkü hanımı da önemli, çocuğu var. Hint binti Semmak bin Atik, ki bu kadın da Useyd bin Hudeyr'in halası. Yani o da önemli bir sahabe, zaten ikisi birlikte iman etmişti. İki oğlundan bahsedilir. Amr ve Abdullah. Amr Hendek'te şehit olduğu söylenir. Abdullah uzun müddet yaşadı. Tabii bu zat ikinci Akabe biatı sahabelerindendir. Sadece Resulullah'tan bir tane hadis rivayet etmiş. Çünkü ömrü fazla uzun olmadı. Ebu Amr onun lakabı. Veya Seyyidül Ensar, hatta bazıları Ömer-i Thani, ikinci Ömer derlerdi. Akrabaları birkaç tanesini sayayım. Amr bin Muaz, ki biri Mauna şehididir. Evs bin Muaz, bunlar kardeş. Esad İbni Zürare'nin de teyzesi oğludur. Yani önemli sahabelerle akrabalığı var. Şimdi tabi bu zatın Müslüman olmasından bahsettik geçmişte, Mus'ab bin Ümeyr'in Medine'ye gelmesiyle. Tabi bu zat aşiret reisi, Evs kabilesinin reisi, Abdüleşhel kolunun reisi. Bu zatın imana gelmesiyle zaten dediler ki biz size öyle birini getireceğiz ki eğer o iman ederse Medine'nin, yani Abdüleşhel oğullarının hemen hemen hepsi buna binaen iman ederler. Gerçekten de öyle oldu. Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh kendisine bazı hakikatlerden bahsetti. Ölümden bahsetti. Niçin dünyaya geldiğinden bahsetti falan. Adam dedi, dur yerinde, sen işleri karıştırdın. Ve tabii hemen orada Müslüman oldu ve orada yıkandı, temizlendi, namaz kıldı. Ve kabilesine gel dedi ki, siz beni seçmişken ben müşriktim. Ama şimdi iman ettim. Dolayısıyla size başkanlık etmeye hakkım yok, istifa ediyorum. Ya siz de benim gibi iman edersiniz, ya da ben sizin reisliğinizden ayrılırım. Onlar dedi ki, sen neredeysen biz de oradayız. Ve 70 kişi o anda Müslüman oldu. Tabii bu zat Bedir'e katılmıştır. Yani ashabı Bedir'dendir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de diyordu ya, Allah'ın eğer azabı gelseydi, İki kişi hariç hepimiz helak olurduk. Yani ganimet almak hususunda Allah'ın henüz açık bir beyanı yokken ganimet alındı. Kurtulmalık akçe karşılığında esirler serbest bırakıldı. Halbuki Sa'd bin Muaz da Hazreti Ömer'le, ya Resulallah, hiçbir şey almayalım, biz bunları öldürelim ki ders alsınlar, bir daha karşımıza gelmesinler. Tabi Hazreti Ebu Bekir'in görüşü serbest bırakmaktı. O görüşteydi. Onun gibi görüşü olanlar vardı. Neticede para alındı, bırakıldı ama ayet, eğer Allah'ın rahmeti olmasa hepinize azap gelecekti. Efendimiz diyor, şu ağaç kadar azap bize yakındı. Eğer gelseydi hepimiz helak olurduk. Sadece Sa'd bin Muaz'la Ömer kurtulurdu. Yani Ömer Sani denmesi budur. Ve Bedir'de Efendimiz, savaşalım mı, savaşmayalım mı? Biz buraya savaşmaya gelmedik. Sadece kervanın yolunu kesmek için geldik.
Şu anda da savaş görünüyor. Düşman 1000 kişi gelmiş silahlı. Ne dersiniz? Bu kalktı dedi ki ya Resulallah biz Beni İsrail oğullarının dediği gibi Musa'ya, kendi peygamberlerine işte semi'ne ve asayna, biz işittik, isyan ettik demiyoruz. Biz müminleriz, semi'ne ve ata'na, işittik, iman ettik ve itaat ediyoruz diyen adam budur. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Şimdi tabi Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın kabilesinin çoğunluğu Yahudiydi. Yani Evs oğullarının çoğu Yahudiydi. Hazreç Yahudi ve müşrik, Hristiyan karışımı. Fakat Sa'd'ın kabile reisi olduğu, yani Evs kabilesi, bunların çoğu Yahudiydi. Tabi Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, esas konumuza gelelim. Hicretin 5. miladi 627. yılda Hendek kuşatmasında çok önemli görevler. Şimdi o görevlerden birkaçını, Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece savaş stratejisi uygulamadı. Diplomasi de yaptı. Gatafan oğullarına elçi gönderdi, Kureyş oğullarına gönderdi, müşriklere gönderdi. Bu işten vazgeçilmesini, kan dökülmemesini istedi. Olmadı. Sonunda da başka bir diplomasi uyguladı ki harp hiledir. Onu da bir daha derslerimizde işleriz inşallah. Şimdi Medine'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde malumunuz Medine'deki kabilelerle, yani Yahudiler, Hristiyan, münafıklar, müşrikler ne varsa, bunlarla 51 maddelik ve 48 maddelik Medine Sözleşmesi, Medine Anlaşması veya Medine Vesikası diye bir protokol yaptı. Efendimizin başkanlığında hepsi dedi ki ya Belkasım sen yap, biz de bakalım, anlaşalım. Ve tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 50 ve 51 maddelik bir anlaşma metni. İşte kimse kimseye saldırmayacak, harp olmayacak. Efendim herkes inancında, düşüncesinde serbest. Yani bugün bile o sözleşmeyi Müslümanlar araştırma çok yapmamışlar. Hatta bir zaman biz bunu gündeme getirdiğimizde 90'lı yıllarda bizi protesto ettiler. Bazı yazarlar, çizerler, köşe yazarları, Kur'an elimizdeyken, sünnet elimizdeyken bu Medine vesikası da nereden çıktı? Tabii kaynaklarını gösterdik. Şimdi o yazanlar, çizenler bizden fazla o vesikayı savunuyor. Yani işte Türkiye'de de böyle bir anlaşma olamaz mı? İşte kabileler, unsurlar, ırklar, şubla. Müslümansa böyle bir şeye gerek yok. Ancak ondan istifade edilir yani. Evet. Şimdi söz verdiler. Hepsi de imzaladı. İmzasına ihanet eden cezalandırılacak. Tabii Beni Kureyze oğulları, geçen derslerde anlattık, ihanet ettiler. Düşmanla el altından işbirliği yaptıkları duyulunca tabii Resulullah durumu incelemek için, yani inanamadı Efendimiz, niye o anlaşmaya aykırı davransınlar ve Sa'd bin Muaz, Evs kabilesinin Abdüleşel oğulların lideri, onunla birlikte 4 kişilik bir heyet gönderdi. Dedi ki yani peygamberle yaptığınız anlaşmaya sadık mısınız yoksa değil misiniz? Tabi Beni Kureyze oğulları seslenmediler. Tabi çok hakaret etti. Sa'd onları hiç sevmezdi. Çok ağır hakaretlerde bulundu. Ve tabi geldi dedi ya Resulullah bunlara güvenilmez, bu Yahudilere. Söz verdiler, imzaladılar, he dediler. Ama ben ihanet görüyorum sonunda. Evet. Nihayet Hendek günü, yani Hendek kuşatmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik hiziplerinden önemli bir hizip olan Gatafanları, Gatafan aşireti, Bedeviler 10.000 kişiye yakın. Bunlar paralı, efendim vaat edildi. Bunları düşmana yardım etmekten vazgeçirmek için Efendimiz bir taktik uyguladı. Birinci taktik. Neydi? Ki Yahudiler ve müşrikler Gatafanlara bu ittifaktan dolayı Heyber'in 1 yıllık hurma mahsulünü
onlara vermeyi taahhüt etmişlerdi. Yani Medine'yi götürelim, size bir yıllık Heyber'in hurmasını. Medine'nin 6 aylıktır. Orayı ayırıyorum. Ve tabii Gatafanlar da Heyber'in hurması çok meşhur. Yani içinden bir ırmak gibi dere geçiyor. Kayadan böyle akıyor. Bir zaman biz hacca giderken işte Bir Ali'de su yok biliyoruz. Orada yıkanır, temizlenirdik, çaya inerdik. Yani böyle birkaç değirmen çalıştıracak genişlikte ılık ve kükürtlü su. O yanardağların içinden çıkıyor. O Heyber Vadisi'ni yemyeşil ediyor o su. Böyle bahçelere kısım 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 yapmışlar. O hurma ağaçlarına sular akıp gidiyor. Öyle bereketli bir yer. Ve demişler ki işte biz bu Medine devletini yok edelim, bize yardım edin. Size Heyber'in bir yıllık hurma mahsulünü vereceğiz. Bundan dolayı da Resulullah Efendimiz el altından Gatafanlıları çağırttı yanına. Müşriklere yardım etmemek için, ettirmemek için gizli bir yerde oturdular. Bir çadırda bir yerde oturdular. Tabii Gatafan oğullarının temsilcileri, liderleri başlarında Uyeyne bin Hısın. Dedim ya, bu zat sonunda iman etmiştir, tövbe etmiştir ama tövbesinden sonra yine zikzaklar çizmiştir. Bu Uyeyne bin Hısın, Gatafanların lideri. Resulullah ile görüşüyorlar. Geldiler, çadırda görüşüyorlar. Efendimiz onlara şöyle bir teklifte bulundu. Dedi ki, bu ittifaktan vazgeçin. Medine üzerindeki kuşatmayı kaldırın. Biz size Medine'nin bir yıllık mahsulünün 1/3'ünü verelim. Bakın Medine daha geniş. Daha çok hurmalıkları var. Ve buradan çekin gidin. Düşman olmayalım. Onlar ise dediler ki, hayır ya Muhammed. Ya hepsini veya bir yıllık mahsulün 1/4'ü. Yani yarısında sonunda ısrar ediyorlar. Efendimiz dedi ki, Medine ne yiyecek? Yani Medine'nin gıdası bu. Yani size bunu verelim, çekin gidin, kan dökülmesin. Tabii konuşuyor Gatafanlarla. Uyeyne bin Hısın böyle ayaklarını uzatmış. Hani ağavari yan gelmiş. İkide bir Resulullah'ın sakalını tutuyor. Yani öyle bir şımarık halde. Ve tabii Efendimiz dedi ki, iki Sa'd'ı yanıma çağırayım. Yani Medine'nin meşhur iki Sa'd. Biri Sa'd bin Muaz, biri de Sa'd bin Ubade. Biri Hazrec'in lideri, biri Evs'in lideri. Onları çağırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bu iki Sa'd çok mühim. Sa'd bin Ubade, şöyle bir hafızalarımızı kurcalayalım. Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde hilafete aday oldu. Ebu Bekir Sıddık'ın rakibiydi. Artık o Beni Sa'd şesinde, Said oğulları sakıfesinde 3 gün diplomasi yapıldı. Hazreti Ömerler, Ebu Ubeyde bin Cerrahlar, sonunda Sa'd bin Ubade gönül rızalığıyla Ebu Bekir Sıddık'a biat etti. Yoksa o zaman ümmet bölünüyordu. Ve bölünme alametleri de gösterdi. Ama ayet ve hadislerle hepsi de sahabe kabul ettiler. Ebu Bekir Sıddık'a biat ettiler ve bölünmeden kurtuldu ümmet. Hatta bu bizzat şöyle dedi. Dedi ya Ebu Bekir, 2 halife olsun. Biri muhacirlerden, biri ensardan. Hazreti Ebu Bekir hemen çak diye Resulullah'ın bir hadisini anlattı. Dedi, liderler Kureyş'ten olur, vezirler ensardan olur. Adam hemen dedi, emaneti teslim ediyorum. Efendimiz söyledi bunu. Yani ensar vezirlerdir. Ama Kureyş liderdir. Onun için Ebu Hanife mümkünse halife Kureyş'ten olsun der. Yani buna dayanarak. Bugün bazıları, ya olur mu böyle şey? Ebu Hanife bir şey anlamış ki buradan. Yani Ehl-i Beyt'ten, efendim Kureyş'ten olacak diye. Neyse, sonunda Ebu Bekir Sıddık'a biat etti. Şimdi bunları çağırttı, iki Sa'd'ı, Sa'd bin Ubade, bir de Sa'd bin Muaz. Tabii Gatafan heyeti otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ile gizlice konuştu. Onlara bu sıkıntıdan barışıklık meydana getirmek istediğini açıkladı. Yani sakın dedi, bir yerlere tellere basmayalım. Allah öyle bunu böyle savuşturalım.
Çünkü çok kan dökülecek. 10 bin kişi, 3 bin kişi. Ki eli silahtan 1000 kişi. Ve tabi ısrar etti Efendimiz. Daha sonra Uyeyne bin Hısın hemen çağırdı. Dedi daha de Muhammed, yani Efendimiz'e böyle derdi. Muhammed, hatta bunun yüzünden bir ayet inmiştir. Peygamber'e sıradan sizler gibi evinin önünde bağırmayın. Ya Muhammed çık dışarı, Müslüman olmuş. Medine'de Resulullah çağırıyor. Evet. Çık dedi, hadi aramızdaki anlaşmaya dair bir yazı yaz. Tabi Sad bin Muaz ile Sad bin Ubade, ki biri Evs'in biri Hazrec'in lideri, Resulullah onlarla meşverete devam ettirdi. İkisi de birlikte dedi, ya Resulullah, bu yapmamızı istediğin şey, yani kan dökülmesin, Medine'nin işte 6 aylık hurmasını veya 9 aylık hurmasını verelim, bu senin arzu ettiğin bir şey midir? Soruyoruz. Yahut yapılmasını bize bıraktığın bir şey midir? Bu sana vahiy ile mi emrediliyor? Yani bu anlaşma. Eğer senin arzu ettiğin bir şeyse, hele hele vahiy geliyorsa hemen yerine getir. İtiraz etmiyoruz. Allah'ın indirdiği bir hükümse hemen. Senin koyduğun bir hükümse yine yerine getir. Seni dinler ve sana itaat ederiz. Bu kendin için mi yoksa bizim için mi? Yoksa sen bununla bizim hayatımızı korumak, esirgemek mi istiyorsun? Bir defa bunu soruyoruz ya Resulallah. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, eğer bunu yapma Allah'ın emri olsaydı ben zaten size danışmazdım. Yani vahiy olsa danışmazdım. Bu sizin kabul etmemede serbest olduğunuz bir şeydir. Evet, bu sırf sizin için yapmak istediğim bir şeydir. Kan dökülmesin diye. Vallahi ben ancak bütün Arapların sizi tek yaydan oka tuttuğunu, her yandan kuşatılıp üzerinize saldıklarını gördüğüm için, ucunda tehlike gördüğüm için böyle bir şey yapmayı düşünmüş, bununla da müşriklerin o birleşen kuvvetlerini kırmak istemişimdir. Tabi Zat bin Muaz dedi, ya Resulallah, biz ve şu kavim bir zamanlar Allah'a şirk koşar, putlara tapar, Allah'a ibadet etmez ve onu tanımazken bile bunlar misafirlik ve satın alma dışında Medine'den bir tek hurma yemeyi ummamışlardır. Şimdi Allah bizi İslam ile şereflendirdiği, onunla bize doğru yolu buldurduğu ve seninle ve onunla bizi kuvvetlendirdiği bir sırada mı mallarımızı bunlara harac olarak vereceğiz? Ya biz müşrikken vermedik. Medine'ye sadece ya misafirlikle gelirlerdi ya da mal almaya gelirlerdi. Ama bunun dışında bizden bugüne kadar haraç alamadılar. Şimdi Allah bizi İslam'la müşerref kıldı. Şimdi mi vereceğiz? Vallahi bizim için böyle bir anlaşma yapmaya hiç hacet yoktur. Vallahi Yüce Allah aramızda hükmünü verinceye kadar kılıçtan başka bir şey bunlara sunmayacağız. Nasıl alıyorlar? Resulullah tabi bu sözlere sevindi ve Uyeyne bin Hısın ile Haris bin Avfa arkadaşına dönerek dedi ki, bunların ne dediklerini duydunuz, hadi kalkın. Yani iki Sad'ın, Evs'in ve Hazrec'in liderleri ne dedi duydunuz, hadi kalkın. Dedi, ya Muhammed sen bize gadir ettin ha, sen bize haşa zulüm ettin. Bunun üzerine Sad bin Muaz, barış yazılı imzalanmamış o sayfayı eline alıp içindeki yazıları sildi. Resulullah da onu alıp yırttı ve yüksek sesle, hadi dönüp gidiniz. Artık size kılıçtan başkasını sunamayacağız. Aramızdaki anlaşmazlığı kılıç halledecektir. Tabi Uyeyne bin Hısın, yani dedim ya çok şımarık bir aşiret lideri, gider ayağa kalktı, hemen tehdit etti. Vallahi siz kendi kendinize yazık ettiniz. 10 bin kişi burada bekliyor. Sizin onlara gücünüz mü yetecek ki? Görürsünüz. Deyince orada hazır bulunan Abbad bin Bişir radıyallahu anh, ey Uyeyne'de sen bizi kılıçla mı tehdit ediyorsun? Hangimiz korkakmış göreceksiniz. Şu anda Resulullah'ın yanında olmayaydınız, kavminize sağ dönemezdiniz.
Yani peygamberin yanındasınız. Yoksa dersinizi verirdik. Tabii Gatafanlar elleri boş döndüler. Bu defa Kureyşliler bizim Muhammed ile görüşüp konuştuğumuzu öğrenecek olurlarsa bizi terk ederler. Bu korku girdi. Çünkü gizliden gelip Resulullah'la görüştüler ve bize hiç yardım etmezler. Yani mümkün değil. Tabii bu beceriksizliğimizden ya haberleri olursa, halbuki yokluk içindeyiz. Ah keşke kabul etseydik Muhammed'in teklifini. Şimdi bir de Ebu Sufyan bu gizli diplomasiyi duyarsa, ondan gelecek olandan da mahrum kaldık. Heyber'in kurmasına mahrum kaldık. Vallahi böyle ihlası ve teslim olmuş bu insanlarla baş etmek mi? Vallahi biz mahvolduk. Hele bak nasıl konuşuyorlar. Kureyş de mahvoldu. Bizler buradan gidince asıl beni Kureyş de o Yahudilerin vay haline. Konuştular. Tabi Haris bin Avf dedi ki bırak gebersinler. Canları cehenneme Yahudilerin. Vallahi Muhammed bana Yahudilerden daha sevimlidir. Hiç olmazsa akrabamdır. Arap'tır. Onlar kim ki? Tabi o sırada bunlar Uyeyne bin Hısın, Haris bin Avf bunlar da el altından konuşmuşlardı. Onların askerlerinin savaşa katılmamaları için irşad etmeye çalıştılar. Tabi sonradan üçte bir vermeyi kabul etti. Bunlar müşriklerin ve Yahudilerin bizimle birlikte Müslümana karşı savaşırsanız size Heyber'in bir yıllık hurma mahsulünü veririz denildi. Tabi Hendek'te Müslümanlar karşı savaşıyordu bunlar. Bunların def edilmesi için Resulullah da böyle bir siyaset izledi. Şimdi bu olmadı. Bu olmadı. Yanlış anlaşma metni yırtıldı. Kabul edilmedi. Tabi Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Ubade radıyallahu anh ne istersen ya Resulallah bize emret. Yani bunlara bir şey vermeyelim. Efendimiz tabi ben istiyordum ki menfaatiniz olsun. Fakat siz böyle istediniz. Onlar size galebe çalmasın diye ben böyle. Ama şimdi madem ki siz bunu istiyorsunuz ben de buna çok sevindim. Ve anlaşma yırtıldı. Hatta giderken gider ayak o Uyeyne bin Hısın ve arkadaşı çok ağır bir kelime kullandılar. Tabii bunun üzerine sahabeden Sa'd bin Ubade onlara öyle bir şey söyledi ki argo olduğu için ben söylemiyorum. Araplarda o çok ağır bir söz. Yani dedi sen ananın doğduğu yeri yersin Medine'nin hurmalarını yiyemezsin. Anladın mı dedi adam ağız burun üzeri gitti. Ha öyle söylemek zorunda kaldı. Sonra da Resulullah'tan özür diledi. Dedi ya Resulallah buna bedevi bunlar bundan anlar diye ben Allah'a tövbe ediyorum. Çünkü giderken gider ayak dediler ki bizi aldattın Muhammed. Bizi anlattın, aldattın. Bizi buraya çağırdın. Şimdi bizim halimiz ne olacak? Ve gittiler. Tabii bundan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir taktik uygulayacak. Onu ilerideki dersimizde efendim Mesud bin Nu'man adındaki bir adam gelecek, iman edecek ve çok diplomat, Araplar zaten diplomattır. Çok diplomat. Dedi ya Resulallah sen bana şey et ben diplomasimin gücünü göstereyim. Ama hakikate hilaf olan, hilaf-ı hakikat olan sözler konuşursam bana bir günah var mı? Yok dedi. Harp hiledir. Bu adam gitti, hilesini uyguladı. Ve başarılı oldu. Üçünü birbirine düşürdü. Kureyze Yahudileri, müşrikler ve Gatafanlar. Üçü birbirine bıçak bilemeye başladı. Ama adam öyle bir taktik uyguladı. Ve Efendimizin de çok hoşuna gitti o zatın bu diplomasisi. Şimdi Ayşe annemiz der ki, savaş sırasında, yani o Hendek sırasında Beni Hariseler'in hisarında kalıyorduk. Efendimiz kaleler vardı Medine'de. Kadınları, çocukları oraya kordu. Ki herhangi bir saldırı, herhangi bir şey olmasın. Çünkü kadınların savaşta esir alınması çok kötü. Çocukların öldürülmesi çok kötü.
Efendimiz böyle bir taktik uyguladı. Bunların başına da Hasan bin Sabit'i koydu. Hasan da ihtiyar, şair. Hatta anlatacağız, adamın biri, Yahudinin biri gelir orada tecessüs eder. Yani araştırma yapar ki oraya nasıl zarar veririz? Hazreti Safiye annemiz der, in Hasan bak bu Yahudi burada araştırma yapıyor. Ben vallahi ihtiyarım der, elim silah tutmaz. Hazreti Safiye, Hazreti Hamza'nın bacısı, Zübeyir bin Avvam'ın annesi. Öyleyse iş bana düştü der, iner bir çadır direğiyle o Yahudi olduğu yerde gebertir. Öldürür. Derler adam bir şey yapmıyor. Görmüyor musunuz? Kalanın projesini çiziyor yani. Burada kim var, kaç kişi var ki oraya baskın yapsın. İşte Ayşe annemiz de o kalede. Ve diyor ki orası Medine hisarlarının en sağlamı ve en emniyetlisiydi. Ben orada Sa'd bin Muaz'ın annesi Kepşe bint Rafi ile birlikte bulunuyordum. Bu Kepşe bint Rafi radıyallahu anh'a önemli bir sahabiye hanımefendi. Bedir Hendek Savaşı günü bir şey anlatacak. Savaşan halkın peşinden gittim. Yani o civarlarda kontrol ettim. Arkamda derinden bir yük sesi geldiğini işittim. Geri dönünce Sa'd bin Muaz ile amcasının oğlu Haris bin Evsi gördüm. Bir kalkan taşıyordu. Olduğum yere çöktüm beni görmesin diye. Sa'd bin Muaz'ın sırtında dar bir zırh gömlek vardı. Kolları zırhtan dışarı çıkmıştı. Yani böyle yelek misali. Ve Sa'd bin Muaz halkın en iri yapılısı, pehlivan ve uzun boylusuydu. Kendisi şöyle recez söylüyordu. Yani şiir. Biraz bekle çarpışmaya katıl. Hemel ölmek ne güzel gelince acel. Veya biraz bekle süvariler savaşa yetişsin. Acel geldiği zaman ölüm ne güzeldir. Tabi Sa'd'ın elinde bir harbi vardı, mızrak. Acele acele böyle gidiyordu. Ve tabi annesi o anda kaleden seslendi. Veya kaleden çıkıp seslendi. Ey oğul dedi, neredesin? Şimdiye kadar neredesin? Yetiş dedi, Resulullah'a kavuş. Geciktin, vallahi geciktin oğlum. Halbuki bu diplomasiyle annesinin haberi yok. Yani o konuşmalardan orada. Fakat harbe karar verilince Sa'd bin Muaz gitmiş, giyinmiş kendine göre zırhını ama bu kolları açık. Ve Sa'd'ın annesine Ayşe annemiz diyor ki, dedim ey Ümmü Sa'd, bak dedi oğlunun zırh gömleğinin pazularına kadar vücudunu örtmesini ne kadar arzu ederim. Bu pazuları açık, oğlunu ikna et. Annesi tabi niçin dedi, ben dedi Sa'd'ın o açık kollarından okla vurulmasından korkuyorum. Tabi dedi üzülme müminlerin annesi, ben Allah'ın takdirini değişemem. Allah'ın takdiri yerini alır ey müminlerin annesi. Tabi kalkıp bir bahçeye girdim, kaleden çıkmışım. Müslümanlar birkaç kişi bulunuyor da içlerine bir baktım ki Ömer bin Hattab. Hazreti Ayşe Ömer'den çok çekiniyor. Ve gözlerinden başka hiçbir yeri görünmeyen mikferli bir zat da vardı. Ömer bana dedi, sen ne diye dolaşıyorsun? Niye geldin buraya? Vallahi sen hakikaten çok cüretli ve cesursun ya Ayşe. Sen bir felakete uğramayacağına emin olabilir misin? Müminlerin annesini esir alırlarsa biz ne yaparız? Ona kızdı. Tabi Ömer bin Hattab beni kınadığından istedim ki yer yarılıp dibine gireyim. Yani Ömer'in o sözü kınadı beni. Mikferli olan zat mikferini yüzünden doğru çıkardı ve Hazreti Ömer'e, bu da Talha bin Ubeydullah, tam böyle zırhlı, ey Ömer dedi, Allah senin iyiliğini versin, sen bugün çok oldun ha. Hazreti Ayşe akrabasıydı ya, doğru ve isabetli görüşü ve Yüce Allah'a doğru kaçış nerede kaldı? Yani Ayşe'ye niye bu kadar ağır söylüyorsun? Dedi ki olsun, bize bir bedel ödetir korkarım. Hazreti Ayşe kaleye dönmeye. Tabi nihayet o birkaç kişi dedim ya, hendeği açtı, ok attılar. Bu Müslümanlar da taş atıyor.
O sırada Sa'd bin Muaz'a birisi nişan alıyor. O açık pazusuna. Ve tabi attığı ok iri ağızlı. Yani onu ayrı bir şey. Tabi o Arapların ekhal dediği ana, ne diyoruz biz şimdi, ana damar. Tam oraya isabet ettirdi. Yani böyle bir kol damarı kesilen bir kimsenin kanı durmadan akacağı için ölümden kurtulması mümkün değildi. Ayşe annemiz anlatıyor. Ve Sa'd bin Muaz'ı vuran Kureyş müşriklerine Hibban bin Kays bin Arka. Bu müşriklerin içindeyken ölene kadar bize öyle zarar verdi, öyle zarar verdi. Uhud'da kaç tanemizi şehit etti. Ve tabi Ebu Usamet'il Cüşemi de olabilir ama bu Arka dedikleri. Tabi o oku atarken o veya öbürü öyle bir nişan aldı ki Sa'd dalgındı ve dedi al bu oku benden, benim Arka'nın oğlu olduğumu bil. Arka. Ve Sa'd bin Muaz kolundan vurulunca öyle bir beddua etti ki çok kötü vurdu. Bu şah damarına, kalbine gelen damarı vurdu. Ve dedi ki Allah senin yüzünü cehennemde terletsin. Emi. Allah seni yaksın dedi. Yaktın beni. Çok acı verdi. Ve tabi olayı duyunca, bu olayı Resulullah duyunca hemen o da aynı şeyi yaptı. Yani Sa'da bu ok atanın yüzü cehennemde sürünsün diye. Tabi Sa'd bin Muaz çok kötü. Bu damar kesildi. Şah damarı. Ve durmadan kan akıyor. Durduramıyorlar. Resulullah hemen diyor yanına geldi. Ve onu Resulullah'ın yanına götürdüler. Sa'd bin Muaz'ın kolunu tuttu. Kan fışkırıyor. Böyle pınar gibi kan atıyor damardan. Öyle ki Resulullah'ın yüzüne, sakalına da kan fışkırdı. Halbuki hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar kandan sakınmazdı. Yani bütün Müslümanlar sakınır ama Efendimiz daha çok sakınır. Ve tabi Efendimiz hemen bir demir kızdırılmasını ve yaranın dağlanmasını istedi ve kendi eliyle dağladı. Sa'd'ın kanı durdu. Sardılar falan sal ama titriyordu. Vücut kan kaybediyor. O yara yeri şişti. Bura şişti. Efendimiz tekrar dağladı. Sa'd'ın kolu yine şişti. Fakat kanın akması yavaş yavaş azaldı. Ve durdurdu Efendimiz. Sa'd baktı ki yara öldürücü. Yani kan kesilince yaran yerini gördü. Dedi ey Allah'ım. Ellerini açtı. Resulullah da dinliyor. Herkes dinliyor. Dedi ya Rabbi eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir çarpışma olacaksa beni de sağ bırak. Yani ruhumu alma şimdi. Çünkü Resulullah işkence ve kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o Kureyş kavmiyle çarpışmayı özlediğim kadar hiçbir kavim yoktur. Bakın Bedir'de Uhud'da çarpışmış. Ey Allah'ım eğer onlarla çarpışma bittiyse beni şehadetle katına al. Ve kabul et beni. Beni huzuruna öyle al, şehadetle al. Fakat dua ediyor daha. Beni Kureyze akibe, Yahudilerinin akıbetlerini cezalandırıldıklarını görüp, yani onların da sonu geldiğini görüp gözüm aydın oluncaya ve sevininceye kadar da beni öldürme. Yani bu Yahudilerin sonunu bana göster. Bu kalleşlik eden Yahudiler. Beni öldürme Yahudilerin sonu gelinceye kadar. Bunu bir panelde namazla dirilişte burayı anlatıyordum. Allah selamet versin. Ramazan Kayan Hoca dedi. Amin Allah'ım dedi. Bana da Yahudilerin sonunu göster. Mescid-i Aksa'da hür olarak bir namaz kılmayı göster. Hepimiz amin dedik. Tabi Sa'd bin Muaz gibi yarayı almış Hendek'te olacaksın ki ancak. Resulullah'ın dizinin dibinde bu dua yapıyor. Ve onları o Yahudilerin sonunu cezalandırıldıklarını görüp gözüm aydın oluncaya ve sevininceye kadar da beni öldürme. Onların sana, senin peygamberine ve senin dostlarına olan ihanetlerinin cezasını çektirdiklerini görmekle sevineyim. Amin. Ve tabi Sa'd bin Muaz dua etti. Tabi dua eder etmez kanı durdu. Bir damla kan bile akmadı ama çok
kan kaybetmiş. Efendimiz onun tedavisini yapılmasını istedi. Ve tabii daha sonra kendisini götürdüler Mescid-i Nebevi'de. Efendimiz bir çadır kurdurmuştu. Ve o çadırda Ümmü Atiye diye bir kadın, doktor vardı. Onun tedavisine bıraktı. Tabii o kadıncağız bunu pansuman iyi etti. Ve tabii bu Hendek'in kuşatılması bitti. Efendimiz Medine'ye döndüğünde ziyaret etmişti kendisini. Çadırda tedavi ediliyordu ama çok sıkıntılı bir yaraydı. Sonradan evine kaldırdılar. Evinde tedavi gördü. Tabii tedavi olduğu sıralarda Efendimiz daha sonra Beni Kureyze Kalesi'ni kuşatacak. Orayı da anlatırız. Orada bu hakemlik yapacak. Merkebin üstüne bindirecekler, düşecek. Çünkü Yahudiler dedi ki illa Sa'd bin Muaz gelsin. O bize hakemlik etsin. Biri dedi belanızı buldunuz. Yani Sa'd gelecek, karar verecek, değil mi? Ve geldi Sa'd bin Muaz, özetle anlatayım. Dedi ya Resulallah, bunlar ihanet etmiştir. Tevrat'ın şu ayetine göre bunların hepsini infaz et. Eli ustura tutan erkekleri, ustura tutan yani sakalını, koltuk altını falan sıyırabilen delikanlılardan yukarı bütün erkeklerin boynunu vur, infaz et. Kadınlarını esir al. Ha, İslam'a gelen zaten onlara bir şey etmedi Efendimiz. Oradan gitmeyi de kabul edene bir şey etmedi. Fakat o gün 400 kişi infaz edildi. Bazı batılı yazarlar, onu yeri geldi mi anlatırım. Batılı yazarlar diyor ki Muhammed o gün 1400 kişiyi katletti. Halbuki Kureyze oğullarının nüfusu 1000 kişi falandı. Niye infaz etti? Tevrat hükmüne göre Medine Sözleşmesi'ne imza atmışlar. İhanet edersek şu ayeti bize tatbik et. O ayette onların ölümüydü. Ve tabi Sa'd bin Muaz o işi yaptıktan sonra evine döndü, sonradan da vefat etti. Ama önemli bir kişiliktir, önemli bir sahabedir. Dediğim gibi Ömer Sani derlerdi. Hazreti Ömer'le aynı görüştelerdi. Hatta bazı siyercilere göre Efendimiz Medine'ye geldiğinde onunla kardeş ilan etmişti. Yani uyum sağlasınlar diye. Öyle bir yapısı vardı. 37 ve 40 yaşlarında şehit olmuş. Çok kahraman, çok cesur bir sahabedir. Şimdi tabii konuyu dağıtmamak için Hendek'i bir bitirelim önce. Zaten Hendek'ten dönünce Resulullah daha kılıcını asıp gidip gusül edecek. Kılamadığı namaz var. Hele hele ikindi namazı vakti geçiyordu. Tabi Cebrail aleyhisselam hemen geliyor. Ya Resulallah kılıcı asma. Bitti mi ki savaş? Bitmedi mi yazıyor? Aa, hayır. Silahını çıkarma. Bütün melekler silahıyla bekliyor. Sad'ın zamanı az. Dua etmedi mi? Yahudilerin sonunu göster. Hemen Kureyze kalesine yürüyeceksiniz. İkindi namazı kılınmayacak bugün Medine'de. Kureyze Kalesi'nde isterse yasından sonra olsun kılacaksınız. Ve aynen öyle oldu. Cebrail aleyhisselam Dehiye kılığında Medine sokaklarında askerleri çağırıyordu. Kureyze Kalesi'ne. Ve tabii orası da birkaç gün sürecek. Daha sonra Sa'd hükmünü verecekti. Şimdi bunu burada bırakalım. Yani sırasıyla olsun. Hendek'ten döndükten sonra zaten ilk iş de bu. Rabbim onların şefaatine mazhar etsin bizi. Tabii o şeyi de kısaca bir daha derste anlatırız. O gelip Müslüman olup sahabe olan ve o müşrikleri birbirine düşüren sahabenin kısaca onun da özetini anlatırız. Ondan sonra zaten 28 gün böyle bu minval üzere gidiyor. Ve Allah Celle Celaluhu görünmeyen ordularla bize yardım edecek. Rüzgar başta. Ve orayı da Huzeyfetül Yemani'den dinleriz inşallah. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.